Elinde tutmakta olduğum bu akıllı telefon dünyanın en iyi akıllı telefon kamerasına sahip akıllı telefon. Huawei Mate 50 Pro. Bu videodaki konuğum. Gelin hep birlikte bakalım bu cihaz bizlere neler sunuyor. Kendisini şöyle kenara doğru alırken sizlere de kanalımı hızlıca 100 bin aboneye götürebilmem için kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin diye bir hatırlatayım. Bir de sosyal medya hesaplarımı aşağıda onları da takip ederseniz beni sonsuz mutlu edersiniz. Ve gelelim Mate 50 Pro'ya. Gerçekten arkadaşlar benim şimdiye kadar test ettiğim en iyi fotoğraf çeken cihaz bu cihaz. Yani inanılmaz fotoğraflar çekiyor. İnanılmaz. Yani çok anlatmaya çalışsam da ne kadar anlatmaya çalışsam hatta boş bence. Sizlere baya böyle 150-160 tane falan fotoğraf çektim. İçerik hazırlarken, işte cihazı kullanırken vesaire. Onları da video boyunca göstereceğim. Hem kamerayı anlattığım bölümlerde hem kamerayı anlatmadığım bölümlerde sizler de görün. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara lütfen yazın istiyorum ama ben daha iyisini görmedim. Buradan DxO marka seslenmek istiyorum. Gerçekten dünyanın en iyi akıllı telefon kamerası derken boşuna dememişler adamlar. Bu sefer kendilerini tebrik ediyorum. Çünkü ben de böyle bir şey daha önce görmedim. Ama tabii ki bunun özel ve güzel teknik çalışmaları var cihazın böyle olabilmesi için. Onları da sizlere aktarayım isterseniz. Şimdi bu telefonun kamerasında bir fiziki diyafram var. Şu anda da görmüş olduğunuz üzere cihazda bulunan bu fiziki diyafram sayesinde bu telefonun kamerası aynı bir bizlerin kullandığı DSLR makinedeki lens gibi açılır kapanır diyafram özelliğiyle beraber hem daha çok ışık alabiliyor hem de aynı zamanda derinlik anlamında çok daha farklı yeteneklere kavuşmuş oluyor. Buradaki görmüş olduğunuz diyafram aralığı 1.4 ila 4.0 arasındaki ben sizlere normalde bir akıllı telefondan bahsederken hep böyle en düşük 1.7'lerden falan bahsediyorum. Ama sabit diyaframdan bahsediyorum. Buradaki değişken diyafram sayesinde müthiş bir derinlik algısı oluyor cihazda ve gerçekten bir fotoğraf makinesiyle çekim yapıyormuşsunuz gibi bir derinlik, bir bulanıklık katabiliyorsunuz fotoğraflara. Onun yanında da bir netlik katabiliyorsunuz tabii ki ışık alma konusunda zaten cabası bu akıllı telefonda bizlerle buluşuyor. Bu değişken diyaframın bulunduğu kamera 50 megapiksellik bir kamera. Bu kamera bu arada ana kamera arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim. Mate 50 Pro'da hani çok da anlatmaya bence gerek olmayan bir kamera dizilimi var. Sonuç anlamında. Bu arada anlatmaya gerekli olmayan ama teknik anlamda çok anlatmaya gerekli olan kamera dizilimi var. Bu kamerada optik imaj sabitleyici olduğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum ki Huawei tarafında yine video anlamındaki iyi cihazlardan bir tanesi olmuş ki genelde Huawei daha çok fotoğrafa odaklanıyor biliyorsunuz. Yıllardır sizlere anlatıyorum. Ama bu cihazda video anlamında da bir tık daha iyi bir sonucu bizlerle buluşturduğunu sizlere söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Periskop kameramıza gelelim. Periskop kameramızın da sonuçlarını hakikaten beğendim. Burada özellikle 3.5 optik zoom seviyesindeki bir zoom'un da bizlere sunuluyor olması güzel. Zaten 3.5 optik zoom'la çektiğim fotoğraflarda da ayrıntılar gayet iyi. Renkler oldukça yerinde ve genel anlamda önemli bir problem görmedim burada. 64 megapiksellik bir çözünürlük ile gelen bu periskop kamera 100x'e kadar da dijital zoom yapabiliyor. Yine bu kamerada bir optik imaj sabitleyicinin bulunduğunu sizlere söylemek istiyorum. Gelelim ultra geniş açılı kameramıza. 13 megapiksellik bu ultra geniş açılı kameramız ise 120 derecelik çekimler yapabiliyor. Hani böylesine ihtişamlı bir kamerada 13 megapiksellik ultra geniş açı kamera az mı kaldı diyenleriniz olabilir. Sonuçlar yani sizi üzmeyen seviyede olduğu için bence bu eleştiriyi yapmak çok da gerekli değil. Sadece eleştirmiş olmak için eleştirmiş gibi oluruz diye düşünüyorum. Arkada gözüken tasarımlı bir 4. kamera gibi bir bölüm var. Şu anda da görüyorsunuz zaten yakın çekimlerini. Hani buradaki 4. kamera gibi gözüken yerde de bir lazer netleme için kullanılan sensör bulunuyor arkadaşlar. Buradaki görüntüyü de böyle güzel bir şekilde yedirmişler. Cihazda 4 kamera varmış gibi gözüküyor ama oradaki aslında bir lazer netlemeye yarayan sensör sevgili arkadaşlar. Ben size kamera hakkında hani performans yorumu yaparken gerçekten zorlandım arkadaşlar notlarımı çıkartırken. Çünkü kullanırken hakikaten çıkan sonuçlara kendim bile çoğu zaman şaşırdım. Çünkü benim tek derdim fotoğraf çekmek diyen bir kullanıcının bu cihazla mutsuz olması bence imkansız. Çünkü oldukça iyi performansı bizlerle buluşturuyor. Hem gece performansı hem gündüz performansında renkler, derinlik ve fotoğraflardaki detaylar kusursuz seviyede hakikaten. Huawei çok kısa bir süre önce aslında Leica ile olan işbirliğini bitirmişti ve bundan sonrasında da teknoloji camiasında şimdi Huawei ne yapacak sorusu çok soruluyordu ki bu cihaz onların hani ne yapacak sorusu var ya herkesin konuştuğu dediğim. İşte o sorunun tam olarak cevaplandığı cihaz diye düşünüyorum. Çünkü Huawei ayrı bir şirket kurmuş
kurmuş arkadaşlar ve bu şirkette kamera geliştirmeleri yapıyor. XMage adı verilen bu şirketten çıkan sonuçların meyvesini de Huawei Mate 50 Pro'da en net bir şekilde görüyoruz ki yine dünyanın en iyi akıllı telefon kamerasına sahip cihazı olmuş bu cihaz. Zaten DxOMark'tan da bunu aldığı için ben sizlere bunu hani iki ya da üçüncü defa söylüyorum. Ama şunu tekrar altını çizmek istiyorum sizlere. Zaten gördüğünüz bayağı bir fotoğrafı sizlere de gösterdim. Ben gerçekten bu kadar iyisini görmemiştim. Hani daha önce de başka markaların en iyi cihazlarını test etmiş bir teknoloji editörü olarak bunu sizlere söylüyorum. Gerçekten bu cihazın fotoğraf kalitesinden etkilendim arkadaşlar. Devam edelim video tarafıyla. 4K video çekebiliyor bu cihaz. 60 FPS bizlere aynı zamanda kayıt yapabiliyor. Burada dediğim gibi bir optik imaj sabitleyici var. Video sonuçlarını da oldukça beğendim. Hani Huawei'nin video kalitesine göre çok iyiye gitmiş durumda. Makro video ve diğer video efektleri de oldukça güzel olmuş. Makro video çekmeye çalıştım burada. Hani birkaç tane incik cincik böcek yakalamaya çalıştım. Yakalarken biraz zorlandım ama makro fotoğraflarda daha başarılı olduğumu da söylemek istiyorum sizlere. Tabii bir telefonu incelerken gerçekten kullanmanız lazım. Çünkü videoyu izleyen insanlar gidip satın alabiliyor doğal olarak. Çünkü satın almak için izliyorlar. Bir fikir edinmek için izliyorlar. Gün sonunda gezmek lazım. Bu cihazı kullanmak lazım. Ben de oldukça uzun bir süre yanımda gezdirme fırsatına eriştiğim için Mate 50 Pro'yu gittiğim yerlerde çekimlerimi sizler için biriktirdim ve bu videoda da sizlere tek tek göstermek istiyorum. Gelelim ön kameraya ki ön kamerada normalde şöyle bir gerçek var. Android cephesinde yani işte diğer marka dışındaki üreticilerin cephesinde şöyle bir durum oluşuyor. Arka kamera çok iyi olabiliyor ama ön kamerada bir düşük performansla karşılaşıyoruz. Mate 50 Pro'da bunu da ortadan kaldırmışlar. Mate 50 Pro'nun ben ön kamerasını da gerçekten beğendim. 13 megapiksellik bir ön kamera bu cihazda görev yapıyor. Bu 13 megapiksellik ön kamera bir de TOF kamera ile desteklenmiş durumda. Tabi buradaki TOF kamera bizlere aynı zamanda 3 boyutlu yüz tanımayı da getiriyor beraberinde. Oldukça güvenlik anlamında da pozitif bir etkiyi bizlerle buluşturmuş oluyor bu cihaz. Burada kameradaki portreler gayet iyi. Yüz tanıma tabii ki dediğim gibi iyi çalışıyor. Ama burada en çok üstüne konuşulması gereken şey HDR tarafı. Ön kamerada HDR hakikaten oldukça başarılı. Gökyüzünü çok iyi ayırıyor. Arkadaki ışıkla kişinin yüzündeki yüz üzerindeki ışık detaylarını çok iyi eşitleyebiliyor. Tabii bunları çektikten sonra genelde işliyor. Hani 1-2 saniye fotoğrafın eski halini görebiliyorsunuz işlenmeden önceki halini ve işlendikten sonraki sonucu hakikaten başarılı diyebilirim sizlere. Gelelim işin performans tarafına inceden. Cihazda 8 GB'lık bir RAM bulunuyor ve 256 GB'lık bir depolama aynı zamanda görev yapmakta Mate 50 Pro'da. İsterseniz nano memory kart ile bu cihazın hafızasını yükseltebiliyorsunuz. Bu nano memory kartlar da Huawei'nin kendi geliştirdiği hafıza kartları arkadaşlar. Ve tabi burada işlemci çok önemli bizler için. Qualcomm'un en yeni işlemcisi olan en azından şu anda kullanılmakta olan ki yenisi tanıtıldı geçtiğimiz günlerde ama o gelecek model cihazlarda göreceğimiz bir işlemci modeli. Şu anda piyasada bulunan en üst düzey modeli işlemcisi olan Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci modeliyle geliyor. Bunun 4K destekli modeliyle geliyor arkadaşlar. Bu işlemci tabii ki Mate 50 Pro'nun bizlere sunmuş olduğu Geekbench skorlarında da oldukça kendini belli ediyor. Şu anda da gördüğünüz gibi Geekbench skorları oldukça yüksek ve gayet de göz dolduruyor. Yani bu telefonun size oyun performansıyla veya günlük kullanımdaki performansıyla üzme ihtimali oldukça düşük diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de düşünüyorsunuz bu arada Mate 50 Pro hakkında. Videonun burasına kadar geldiyseniz yorumlara lütfen cevabınızı bırakmayı ihmal etmeyin. Sizlerin cevabı oldukça önemli benim için. Mate 50 Pro hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda sizlerden bekliyorum diyeyim ve ekranla devam edeyim. Çünkü Huawei ekranlarını da gayet beğeniyoruz biliyorsunuz. Bu cihazdaki ekranı da oldukça sevdim. 120 Hz'lik bir yüksek yenileme hızıyla geliyor Mate 50 Pro'nun ekranı. 6.74 inçlik ve OLED yapıda bir paneli var. Tabi OLED yapıda olması, 120 Hz'lik bir yenileme hızına sahip olması oldukça önemli detaylar bunlar. Aranızda belki de şunu bekleyenler olmuş olabilir. Hani 1 Hz ile 20 Hz arasında değişkenlik gösteren LTPO tipi bir ekran mı diye soranlarınız olabilir. Hayır değil arkadaşlar. Doğrudan 120 Hz'lik, sürekli 120 Hz alabildiğiniz bir ekran paneli var bu cihazda. O detayı da sizlerle paylaşmış olayım. Maksimum parlaklıkta Huawei Mate 50 Pro'nun ekranı 950 nit civarına çıkabiliyor arkadaşlar. Gün ışığı altında önemli bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Bu cihazın ekranının multimedya tüketimi, oyun oynama anlamındaki ve günlük kullanım anlamındaki deneyiminin sizlere herhangi bir sorun yaratmayacağını ben sizlere garanti edebilirim. Oldukça başarılı sonuçları bizlerle buluşturuyor. Bendeki model siyah modeli. Siyah modelle turuncu modelin arasında bir miktar fiyat farkı var ve aynı zamanda da bir malzeme kalitesi farkı var. Bunu özellikle anlatmak istedim. Elimdeki cihazda olmasa bile değerli bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Huawei'nin geliştirmiş olduğu bir Kunlun Glass
Plus isimli bir cam var arkadaşlar. Bu cam inanılmaz dayanıklı. Mate 50 Pro'nun Türkiye lansmanında ilk videosunu izlemiştim. Gerçekten ne testler yapmışlar adamlar. Yapmadıkları şey kalmıyor cama. Cam kırılmıyor. Ha ben onu test etmek isterim ama yani açıkçası kıyamam. Ama yani böyle bir test etme fırsatım olsaydı test etmek de isterdim ama zaten bendeki cihaz siyah olduğu için siyah modellerinde standart bir cam kullanıldığını sizlere söyleyeyim. Henüz Kunlun Glass sadece turuncu olan Mate 50 Pro'da kullanılıyor. Aynı zamanda turuncu olan modelin arkasında da bir deri dediğimiz, vegan deri dediğimiz bir malzemede kullanılmış durumda arkadaşlar. Tabii bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü internette bir bilgi kirliliği var. Araştırırken cihazı gördüm. Hani tüm modellerde bu cam varmış gibi ama hayır, sadece turuncu modelde var. Onunla paylaşmış olayım sizlerle. Hazır yeri gelmişken yazılıma da değineyim inceden. Cihazda son sürüm olan, Huawei son arayüzü olan EMUI 13 bulunuyor arkadaşlar. EMUI 13 Android 12'nin üzerine kurulmuş bir arayüz. Bu arayüzün içerisinde tabii ki Google servisleri yok. Huawei mobil servisleriyle geliyor bu akıllı telefon ve aynı zamanda içerisinde bulunan App Gallery üzerinden zaten günlük ihtiyaçlarınızın tamamını neredeyse karşılayabileceğiniz seviyede bir telefon. Ama eğer bana yetmiyor, ben Google'sız yapamam, Google benim her şeyim diyen bir kullanıcıysanız ve aynı zamanda da Mate 50 Pro'yu kullanmak istiyorsanız işte o zaman 3. parti bir uygulama olan G-Space isimli uygulamayı App Gallery'den indirerek sizler de Google uygulamalarına erişebiliyorsunuz. Çok kısa bir süre önce zaten sizlere G-Space'i bir videoda anlatmıştım. Kanalımda o da mevcut. Yukarıya kartlar bölümünde de eklerim. Oradan sizler de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Pil tarafına gelecek olursak arkadaşlar, burada enteresan veriler var elimde. Dediğim gibi cihazı bir süre test ettiğim için gayet iyi sonuçlar da elimde mevcut. İyi notlar çıkardım. Sizlere de anlatmak istiyorum. 4700 mAh'lik bir lipo pil ile geliyor bu cihaz ve 4700 mAh'lik bu pili 66 wattlık bir hızlı şarj ile şarj etmeniz mümkün oluyor. Burada cihazın pil ömrüne baktığım zaman benzer işlemciyi kullanan modellere göre %15 ila 20 arasında bir daha verimli sonucu bizlerle buluşturduğunu gördüğümü sizlerle paylaşmak isterim. Bu önemli bir detay çünkü bu işlemci modelini kullanan birçok cihaz var ama o cihazlarla karşılaştırdığımızda Mate 50 Pro'nun pil ömrünün %15 ila %20 arasında daha iyiye gittiğini de söylemek lazım. Burada arayüzün optimizasyonunun oldukça önemli olduğunu da söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Hani sebebi ne diye soranlarınız olabilir doğal olarak. Onu da söylemiş ve sizleri aydınlatmış olayım. Tabi burada 0 ile 100 arasındaki pilin şarj olma süresi de önemli bizler için. Yaptığım testlerde yaklaşık 42 dakikada tam şarj olabildiğini gördüm arkadaşlar. 30 dakikalık bir şarj ile de %78-79'luk bir dolum yapabiliyorsunuz sıfırdan yine bunu yaptığımda. Hani bu şarj detaylarını da sizlerle paylaşayım. Notlarımı aldım çünkü. Peki ben Huawei Mate 50 Pro'da neyi sevdim? Çünkü yavaştan artık son değerlendirmeye ve fiyat bölümüne doğru geçiyoruz. Özellikle Huawei'in kurmaya çalıştığı ve oldukça da başarılı olarak devam ettirdiği bu ekosistem olayını ben çok seviyorum arkadaşlar. Huawei'in cihazların arasındaki iletişim oldukça iyi seviyede. Bir bilgisayar kullanıyorsanız Huawei marka, cihazınızda yani akıllı telefonunuzda, tabletinizde Huawei ise bunların arasındaki iletişim takdirlik seviyeye gelmiş durumda. Özellikle diğer işletim sistemi üzerinde üretim yapan markalar arasındaki en iyi alternatif olabilir Huawei bu anlamda, ekosistem anlamında. Bu cihazda da yine onun meyvelerini görüyoruz. Onun çıktılarını çok rahat bir şekilde görüyoruz ve deneyimliyoruz arkadaşlar. Ve tabii ki performans anlamında bizleri üzecek bir akıllı telefon değil Mate 50 Pro. Ve bunun yanı sıra fotoğraf kalitesi bence tartışmasız. Burada net söylüyorum, hani ben zaten çok da yorumlamak istemiyorum. Çünkü 150 taneden fazla fotoğraf çekti. Sizleri de burada gösterebildiğim kadarını videoya ekledim. Hani sizlerin yorumları da burada önemli ama benim yorumum tartışmasız olduğu yönünde. Sizlerin de aşağıda zaten düşüncelerini bekliyorum. Stereo hoparlörlerine baktığım zaman Mate 40 Pro'ya göre Mate 50 Pro'da önemli bir geliştirme var. Sesler daha temiz ve daha tok çıkıyor açıkçası. Onu da beğendim. Turuncu renk ile siyah rengin arasındaki o fiyat farkını da sizlere açıklayayım. Turuncu renkte bir Kunlun Glass var ve arkadaki malzeme farkı olduğu için o cihazın fiyatı 37.999 TL bandında ve siyah renge baktığımda 32.999 TL bandında. Hani benim için öndeki camın kalitesinin bir önemi yok, arkadaki malzemenin de bir önemi yok, ben kılıfla kullanıyorum zaten diyen bir kullanıcıysanız sizler zaten aradaki fiyat farkını ödemeden doğrudan 33.000 TL bandından bu cihazı satın alabiliyorsunuz. Zaten amiral gemilerinin fiyatları artık ortada. Hani burada olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek çok da mümkün değil. Buradaki yorumu size bırakıyorum. Gün sonunda Huawei'yi seven, Huawei'yi bir akıllı telefon kullanan, aynı zamanda da Huawei'den vazgeçemeyen kullanıcıların satın aldığında kesinlikle çok mutlu olacağı ve Huawei yine bu işi yapmış diyeceği bir akıllı telefon olmuş Huawei Mate 50 Pro. Benim düşüncelerim ve yorumlarım yaklaşık 15 günlük bir test süresi sonrasında bu şekilde arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz Huawei Mate 50 Pro hakkında? Yorumlara yazmayı ve kanalıma abone olmayı, sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Umarım bu videoda Mate 50 Pro ile alakalı merak ettiğiniz her şeyi cevaplayabilmişimdir. Bay bay.